Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde TYT ne ister serimize devam ediyoruz. Tanımı verilen sayılar. Evet, bu garanti bir tane sorumuz var dostlar. Hemen sorularımıza geçiyorum. 2018'de nasıl bir soruyla karşılaşmışız? Bir en doğal sayısının 9 katı her bir basamağında 3 rakamı bulunan bir sayıya eşitse en sayısına üçsel sayı denir. Ben böyle bir sayı biliyor muyum? Hayır. Yani sınavda öğreneceksiniz bazı şeyleri. Nedir o? Bu tanıma göre verecek. Bunu uygulamaya çalışacaksın. Basamakla ilgili bir soru bakalım. Buna göre en küçük üçsel sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi en doğal sayısının 9 katı neye eşit oluyormuş? Her bir basamağında 3 rakamı bulunan bir sayıya. Her bir basamağında 3 rakamı bulunan bir sayıya eşit. En sayısına üçsel sayı denir. Şimdi şöyle yapalım. En küçük üçsel sayı. Şimdi buradaki espri şu dostlar. Eğer 9'a tam bölünüyorsa 9'un katı olacak. Yani o zaman bunun rakamları toplamı 9 veya katı. En küçük dediği için şöyle yapabilir miyim bunu? 3, 3, 3 alayım. Yani bakın ne oldu? Rakamları toplamı 9'un katı. En küçük dediği için. Daha büyük tabi basamaklara göre 6 basamaklı 9 basamaklı gidebilirim. Gelin biz bunu 9'a bölelim. İlk önce 3'e bölelim. 3'e bölersem ne oluyor? 111. Bir daha 3'e bölelim. O zaman n ne oldu? 37. Şimdi okuyalım. N sayısına üçsel sayı denir. Yani sayımızı bulduk. Bu diyor ki rakamları toplamı kaçtır? O zaman bunun rakamları toplamı ne olur? 10 olur. Dediğim gibi bu tanıma verilen sayılarda daha önceden böyle bir şeyle karşılaştık mı? Üçsel sayı. Öyle bir şey yok. Bilmiyoruz. Sınavda gelen soruda verilenlere uygulayarak bunu bulmaya çalışacağız. Peki 2019'da nasıl bir soru geldi? Rakamları birbirinden farklı. Bakın burası çok önemli. 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği denir. Buna göre rakamsal genişliği 8 olan kaç tane sayı vardır? Şimdi 3 basamaklı bir sayı düşünelim. A, B, C. Burada herhangi sembolik olarak A, B'yi alayım. Bunların da farkı ne olacakmış? En büyükle en küçüğün 8 olacakmış. Şimdi bu tabii ne olabilir? 0 ile 8 olabilir. 1 ile 9 olabilir. Başka da bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi şöyle yapalım. Bu 8, 0 oldu. C ne olabilir? C her şey olabilir mi? Şimdi şöyle düşünelim. Eğer bu en büyükle en küçük 8 ile 0 ise 8 en büyük olacak. 0 da en küçük olacaksa burada C dediğim ne olabilir? 7, 6, 5 değil mi? 1'e kadar yolu var. Yani buradan 7 tane sayı elde edebilirim. Buradan 7 tane sayı elde edebilirim. Şimdi şöyle yapalım. 8, 0 herhangi bir şey olabilir. O 7 tane. 801, 802, 807'ye kadar. Peki 8 yıldız 0 olabilir mi? Olabilir. Buradan da 7 tane geldi. Peki 0 ile 8 yer değiştiremez. Çünkü 0 başa gelemez ama yıldız başa gelebilir. 0 değil sonuçta. Ve çok da güzel oldu. Buradan da kaç tane geldi? 7 tane geldi. Peki şu şekilde olabilir mi? Evet olabilir. Başka bir durum söz konusu mu? Değil. Buradan da kaç tane geldi? 7 tane geldi. Yani buradan kaç tane gelmiş oldu? 28 tane 3 basamaklı sayı elde ettim. Evet bu biraz daha zormuş. Peki 9-1 olsa? Şimdi 9-1 yıldız. Şimdi 9 en büyük rakam. 1 en küçük rakam. Yıldız arada ne olabilir? 2-3 değil mi? 8'e kadar yol var. 8'den ilk çıkardım. 6 bir ekledim. Gene 7 tane var. Gene 7 tane var. Yani burada 7 tane var. Peki ben bu 9 yıldız 1 yapsam olur mu? Olur. Peki yıldız 9 1 yapsam olur mu? Olur. Peki bir de 1 ile 9'un yerlerini değiştirebilirim. 1 9 yıldız 1 yıldız 9 ve yıldız 1 9 gibi. Gördüğün gibi burada 6 tane 7 tane. Yani 6 kere 7 bunların hepsinden kaçar tane gelecek? 7'şer tane gelecek. 7 tane, 7 tane ve 7 tane. 6 kere 7, 42 tane mi? Evet, şunları bir toplayalım. Şimdi burada kaç tane vardı? 28 tane. Burada kaç tane var? 42 tane.
28 tane, 42 tane, bunları toplayalım. 10 elde var. 1, 6, 70. Demek ki 70 tane sayı elde edebiliriz. Biraz zor bir soruymuş açıkçası. Ama bu da bizim konumuzda, yani bu konuda işlediğim tanımı verilen sayıları bulmaya geliyor. Hem basamakla ilgili. Evet, güzel bir soru oldu. Devam ediyorum. 2020'de nasıl bir soru gelmiş dostlar? Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları tam bölüyorsa bu sayıya orta katlı sayılır. Örneğin 428 orta katlı. Onlar basamağına bakıyorum. 2 4'ü tam bölüyor mu bölüyor? 8'i tam bölüyor mu bölüyor mu? Ve tamam. Buna göre en büyük orta katlı sayı ile en küçük orta katlı sayının, şimdi en büyük dediğine göre buraya 9 vermem lazım. Şimdi 9'u bölen sayıları düşünelim. Kendisi var. Rakamları birbirinden farklı. Sıfırdan farklı demiş. O zaman şöyle yapalım. 3 koyabilirim buraya en büyük olacağı için. Bu arada buraya da ne koyabilirim? 6 koyabilirim. Çünkü rakamları birbirinden farklı diyor ve en büyük. İşte ben burada ne yaptım? En büyük sayıyı buldum. Peki en küçük sayıya gelelim, 1. Şimdi yüzler basamağına 1 koydum ama buraya da 1 koymak zorundayım. Çünkü 1'i bölen bir tek kendisi var ama rakamları farklı dediği için bunu kullanamam. Peki buraya 2 versem, 1 desem, 1 her sayıyı böler. Tamam. O zaman buraya da verebileceğim en küçük sayıyı vereyim. Buradan da ne yaptım? En küçük sayıyı elde ettim. Bizden bunların neyini istiyor? Farkını istiyor. O zaman 936'dan 213'ü çıkaralım dostlar. 2 ve 7. Doğru cevabımız nedir? 723. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi 2021'de de o zaman karşıma gelecek olan bir soru, o da tanımı verilen sayılar. İnşallah biraz kolay gelir. Burada okuduğunuzu anlayıp da yorumlarsınız. Hem basamak kavramı ile ilgili biraz sorular olabilir. Hem bölme ile bölünebilme ile ilgili. Hem dikkat gerektiren biraz sorular olabilir. İnşallah bu soruları çözmem de faydalı olmuştur. Bu seriyi takip etmeye devam edin derim ben. Beğenileri de lütfen esirgemeyelim. Hadi kalın sağlıcakla.